Ah sevgili izleyiciler, ah bu vatan için kolunu feda etti kardeşimiz. Canını feda edenler, kolunu, bacağını, gövdesini feda edenler. Çok kahramanımız oldu. Hepsinin elbette ki bu devlet arkasında olacak. Ne gerekiyorsa yapacaktır. O konuda zaten unutmayınız, güveniyoruz devletimize. Tüm gazilerimize selam olsun diyelim. Ve biz konuyla ilgili yorumlarla devam edelim bültene. Sabri Balanbağ var, gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evet, efendim. ne denir? Haberi de izlediniz aslında. Mutlaka söylenir onlarla ilgili, onların kahramanlıkları ile ilgili. Kelimeler yetmez ama. Evet, hayırlı yayınlar diliyorum. Ekranları başında olan izleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. İnşallah kazasız, belasız ve darbesiz olacak günleri hep birlikte yaşamak istiyoruz. Özlemimiz, arzumuz odur. Ülkenin refahı, geleceği açısından çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Demokrasi çok zordur, bedeli çok ağırdır. Bunu şu birkaç gün içerisinde daha iyi anlayabildik diyebiliriz. Tabii bu demokrasinin şüphesiz ki kahramanları var. Bize bu rahatlığı yaşatan ve vatan evlatları var. Özellikle o ilk görüntülerde baktığımızda, ilk günkü görüntülerde hafızamızda bizi derinden yaralayan görüntüler vardı. Neydi? İsterseniz kısaca onları hep bir göz atalım. Silahlı kuvvetler deyince peygamber ocağı. Peygamber Evet. ocağı deyince böyle aşağılık insanlar olur mu? Şüphesiz ki olmaz. Ama kanı bozuk, insanlıktan çıkmış, lanet bir cüruh dediğimiz bir tayfayı gördük. Hep birlikte gördük onu. Yıllarca düşman tanımı yapılırken ey Yunan'ın uşağı, ey Rum'un uşağı, ey Ermeni'nin uşağı dediğimiz ağır hakaret sınıfında saydığımız bu milletin düşmanı olan özellikle yıllarca, yüzyıllardır bizden hatta düşmanlık boyutunda olan bir Yunanistan'ı düşünün, Roma'nın çocuklarını düşünün, Hristiyan Haçlı seferlerini düşünün. Bu içimizdeki FETÖ terör örgütünün aşağılık yapılanması Rum'a sığınacak kadar onursuz ve gurursuz bir etek giymedikleri kalmıştı. Don gömlek kalmışlardı. Belki izleyicilerimiz bu noktada çok üzülür ama bizi gerçekten çok yaralayan bir görüntüydü. O görüntüler çok ağırdı. Bir diğer nokta ise peygamber ocağından o kadar aşağılık adam mı çıkar diye düşündük. Evet, kapalı spor salonlarını dolduracak kadar aşağılık vatan hainleri varmış. Kendi vatanlarına kurşun sıkacak kadar aşağılık ilkesiz insanlar varmış. Onu gördük. Bunun dışında kendi polisini, silah arkadaşını katledecek kadar aşağılıkları gördük. Bunlar tabii ki şüphesiz bizi son derece üzen ve hatta kahreden bir görüntüydü. Bu çok önemli görüntülerin içerisinde düşünün ki Milli Meclis'i vuran aşağılık bir yapı vardı. Kendi komutanını rehin alacak kadar aşağılık bir yapı vardı. Bu soysuzların yapısının aslında bir acımasızlığını gördük. Hatta bir ölüm listesi ki kamuoyuna bugün düştü zaten 9.000 kişilik bir ölüm listesinde Akit Yayın Grubu'nun içerisinde çok ciddi isimlerin de olduğu, bizlerin de içerisinde olduğu bir ölüm listesi açıklandı. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman evet aslında insanlığın bittiği nokta aşağılık terör örgütü, Haçlıların uşaklığını yapan, bu barbarların hizmetkarlığını yapan. Hani neydi o ablalar vardı ağlama duvarlarında adliye sarayları önünde biliyorsunuz. Kur'an seansları Bankasya başlamıştı. önlerinde. Tabii tabii emniyet müdürleri, emniyet amirlerinin bu uşaklarının Evet. bekçiliğini yapan bir yapı vardı. O duygu sömürüsü, duygu yüklü bir takım şeyleri vardı. Mazlum bir yapı vardı. Bu meşhur ablalarımız vardı ya, o lanet olsun onlara. Tamam. Ben burada özellikle izleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. O ağlama duvarlarına gidenler, günlerce nöbet tutanlar, bu vatanını katledenler için ne yapmalı? Haram olsun, bu ülkede nefes almalarına bile dahi haram olsun. Bu ülkede yenen ekmekler, yenen nimetlere onların boğazından giden veya ona vesile olan lanet olsun. Neden? Gerçekten tanımı çok zor Aliasım. Tanımı zor çünkü o görüntüler, bugün bakıyorsunuz, bir devletin hafızasını yerle bir ettiler.
bir silahlı kuvvetleri yerle bir ettiler, emniyeti yerle bir ettiler, Milli Meclis'i vurdular, kendi karargahlarını vurdular. Yeryüzünde en büyük şerefsizliği yaşattılar bize. Ya gerçekten canımız çok acıyor. Bunu açık ifade edelim. Konunun özüne dönecek olursak, çok önemli bir takım konu başlıklarının bence hızlı bir şekilde ilgililerin gözden geçirmesi gerekiyor. Bize gelen haberlere göre özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bunu fırsat bilen bir HDP var. Bu HDP'nin özellikle HDP'li belediyelerin bu meclis üyeleriyle birlikte organizasyon yaparak kışlaların ve özel harekat veya emniyetin önemli birimlerini blokajı aldığı söyleniyor. Yani tank ve birlikler çıkmasın, terörle mücadele sekteye uğrasın diye çok önemli bir haber var. Bu bir fırsattı. Bugün itibariyle de anlıyoruz ki dün biliyorsunuz Karadeniz'de, Trabzon'da özellikle Maçka'da şehit edilen polislerimiz vardı. Karadeniz'e sızabilecek kadar bu fırsatı kollayıp su yurt düşmanı uyumaz ilkesine, atasözüne bakarak nedenli çalıştıklarını. Bir diğer nokta ise şu an el yapımı patlayıcıları hızlı bir şekilde tekrar Doğu ve Güneydoğu'da askeri ve polisi özel harekatı operasyonlara engelleme sistemine giderek patlayıcılar yerleştirildiği söyleniyor. Şimdi bakın burada çok tehlikeli bazı şeyler var. Tamam eyvallah, darbeyle mücadele ederken öbür yandan da farklı bir boyuta gidiyoruz. Birileri de buradan fırsat kollayarak, hatta YDGH'ın daha önceki yapılanması içerisindeki de aktif olan bir pozisyon vardı. Silopi ve Şırnak üzerinden tekrar şehir merkezlerine ciddi sızmaların yapıldığı söyleniyor. Bu şu anlama gelir. Yarın yine bu vatan evladı dediğimiz, peygamber ocağı dediğimiz polisimizin, askerimizin şehit edilmesi noktasında ciddi bir takım çalışmalar var. İlgili yerlere özellikle hızlı bir şekilde bir kendimizi toparlamamız gerekir. Hemen hızlı bir şekilde müdahale olanı yaratmamız gerekir. Bu aşağılık terör örgütüne sevicilik yapan HDP'li belediyelerin de hızlı bir şekilde iş, araç ve makinelerinin kışlaların önünden çekilmesi gerekir. Çünkü terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu'da sekteye uğradığı zaman bu bir fırsatçılıktı. Şu an tamamen onun üzerinde ciddi bir yapılanma var. Burada da ilgili yerlerde Sayın Ali Yasımoğlu bizler vasıtasıyla iletilmesi gerekir. Çünkü gelen duyumlar, özellikle biliyorsunuz bugün köy korucuları da ateşe onlara maruz kaldılar. Onlara da saldırı oldu. Saldırı oldu. İki tane şehit, dört tane yaralı var. Evet. Ki inşallah umarım bundan sınırlı kalır. Çünkü böyle bir aşağılık yapılanmada fırsatçılık yapan bir yapının, ki bunlar kolektif ve özellikle paralel bir sistemde görüşmeleri var, organizasyonları var, toplantıları var. Bu paralel yapının özellikle Doğu ve Güneydoğu'da HDP ile ilgili ciddi bir ittifakı var. Bunu göz ardı edilmemesi gerekiyor. Peki bütün bunlar alınırken hani paralel yapıya gönül vermiş isimler, 50 bin kişi devlet kadrolarından alınırken neden HDP'li isimler belediyelerden alınmıyor da HDP'li belediyeleri de bu fırsat... Sayın Ali Asım, bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten affedilecek bir pozisyon değil bu. Yani aralarında kan kardeş olduklarını zaten daha biliyoruz. Daha ötesine gidelim. Bölge imamları var. Bunların bölge imamları HDP ile paralel yapının müttefikliği, bu polis üzerinden, asker üzerinden, yerel yönetimlerdeki koordinasyon üzerinden birçok alanda çok açık bütün ibreler var. Buna rağmen halen İçişleri Bakanlığı'nın benim en çok algılamakta sıkıntı çektiğim husus bu. Bu HDP'li belediyelerin hiçbir tanesi şu an görevde olamaz kardeşim. Gerekçesi ne olursa olsun. Böyle bir durumda bir de. Hiçbir şekilde. Yani bugün itibariyle evet, eğer benim devletimin kolluk kuvvetleri o bölgede ise orada şu an hiçbir belediye meclis üyesinin, hiçbir belediye başkanının, hiçbir il genel meclis üyesinin ben kendi adıma söylüyorum orada görmek istemiyorum. Nedeni şu: ihanetle ağzına kadar batmış bir yapının ve devlet düşmanının, bu vatan evlatlarına olan düşmanların orada o makamları, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalkıp belediye başkanlığı, bunun altında bir de Kürtçe bir isim tanımıyla yapılması ve onun üzerine bordolarını bu milletin vergisiyle, canını feda etmesiyle alan bir yapıyı nasıl hazmedeceğiz siz düşünün. Yani
Bunu ben anlamakta sıkıntı çekiyorum. İçişleri Bakanlığı evet mahalli idarelerde yönetmenlik gereği bir takım çalışmaları var. Ama bu çalışmanın en çok emniyet teşkilatını yaraladığını açık açık ifade etmemiz lazım. En çok askerin operasyon şevkini kırdığını söylememiz lazım. Yani bu aşağılık yapılar, bakın hemen hemen Doğu ve Güneydoğu'daki her belediyenin artık şirketi var. Paralel bir şirketi var. Bu şirkete aktardıkları hizmet bedelleri paralarıyla örgütün bütün hemen hemen kadrolarına maaş gidiyor. Buna ne derseniz deyin. Böyle bir yapıyı siz hem besliyorsunuz hem mücadele ediyorsunuz. Hayır arkadaş, bu kesinlikle bir yanlıştır ve buradan dönülmesi gerekir diye söylenmesi gerekir. Biz söylüyoruz. Hayır, bu konuda bu göz yumulmaması gereken bir konu. Davutoğlu yönetiminden sonra daha sert bekliyorduk. Binali Yıldırım da bu konuyla ilgili birçok şey söyledi ama hala sonuç göremiyoruz. Yani ben şunu da açık ifade edelim. Bakın bugün paralel yapıyla ilgili çok ciddi mücadele sürecine dahil olduk. Hükümet sonuna kadar gitmesi gereken yerde paralel yapıya yakın olan halen benim belediye meclis üyem varsa, kimi kaynaklara göre halen ilçe başkanı veya il yönetiminde AK Parti'nin içerisinde aktif pozisyonunu koruyorsa siz başarılı olamazsınız. Evet. Yani bunu açık açık birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Tehlikelerden nasıl arındıracağız? Bazı isimler çıkacak. Bunlar AK Parti içinde önemli isimler. Öz eleştiri yapalım mı? Yapalım. Bu kadar kaymakam, vali vesairesi, müfettiş, uzman, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, orası burası, şuyu buyu. Bu insanlar 14 yıldır alınıyor. Ve en büyük güçlü yapılanmayı bizim dönemimizde yaptılar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki. AK Parti'nin bu süreçte Ahmet Mehmet'in referansıyla tanımadığı insanların, bu aşağılıklarının okullarında mezun olmuş vatan hainlerinin kimlerin referansıyla başladıklarını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar. Hangi okullarda yetiştiğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Peki kalkıp tamam biz suçlayalım, biz paralelin Allah belasını versin diyelim. Eyvallah. Bunda sıkıntı yok. Çok rahat söyleyebiliyoruz. Benim hiçbir milletvekilimin suçu yok. Hiç mi belediye başkanımın suçu yok? Hiç mi müsteşarımın suçu yok? Hiç mi benim bakanlarımın suçu yok? Suçlu. Nedeni ne? Bu kadar aşağılık bir yapıyı kalkıp orada tahsis etmenin de bir faturası olması lazım kardeş. Bu kadar net. Herkes oturduğu yerde vatansever olamaz. Herkes oturduğu yerde altına referans olmakla, imza atmakla vatansever olamaz. Kime hizmet ettiğini bileceksin. Kimi işe aldığını bileceksin. Bunlar başlı başına ihanet içerisindeki olan durum ve düşüncelerdir, yapılardır. Bu affedilir bir boyutu olmaz. Ali Asım, yani 14-15 yıllık bir iktidar sürecine baktığımızda, yani ne yapıyoruz bir kalkıp geriye sorgulasanıza mübarekler. Ahmet benim halamın oğlu, diğer teyzemin oğlu, öbürü yeğenim. Ne olursa olsun vatan ihaneti içerisine girmiş babam dahi olsa affedilemez. Bu bilincinde, bu şahsiyette, bu fıtrata sahip olmayan bir yapı bence en büyük ihanetçi yapıdır. Niye? Bugünden itibaren herkes kendisini sorgulaması gerekir. Peki isimler belirleniyor ya, mesela 50 bin kişi kurumlardan gönderildi. Bu isimleri Aliasın, belirleyenler ben, kim? Ben de siyasette yani mesela, bulundum. Değil mi? Bir de ben o de, var. Ben siyasette bulundum. Bizlerin de az çok referans olduğu insanlar olmuştur. Az çok kimlere nasıl referans olduğu. Ben kaç gündür vicdanen, aslında son 4 yıldır bununla ilgili bir mücadelemiz var. Allah'a hamdolsun ki şu ana kadar hiçbir Allah'ın kulu bana diyemez. Sabri senin arkadaşın paralelciydi. Sabri sen falan kişiye kefil oldun, referans oldun falan vesaire. Çünkü benim bir özelliğim vardı. Kendi adıma söylüyorum, sadece beni bağlar. Başkasını değil, kendi adıma söylüyorum. Bana gelen kim olursa olsun, İster çöpçü olsun, ister üst makamdaki bir şahıs olsun. Benim için temel referans şuydu. Liyakat, vatan sevgisi, polisiyle, maliyesiyle barışık olan bir şahsiyet. Bunlar var ise benim temel referansım. Yoksa kusura bakmayın ne kefil olurdum, ne de yardımcı olurdum. Ama kalkıp efendim bizden olsun, kim olursa olsun derseniz geleceğe uçurum burasıdır. Şimdi bunları yaşıyoruz. At izi it izine karışacağı durum da var. Kim belirliyor bu isimleri? Yani bu ismi belirleyen de bir FETÖ'cüyse?
Bu aslında en acı Böyle bir yönü. tehlike de var. Bunun en Yok acı mu böyle bir yönünü. şey? Ben izleyicilerimizden geçen gün Derin Kutu'da da bunu özellikle konuştuk. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın son 14-15 yıl içerisindeki, daha doğrusu 20 yıllık bir yapılanmasından bahsetmiştik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Ufuk Eser Subaşı, Hava Kuvvetleri'nden emekli olmuş Evet. birisiydi. Onun çok önemli tespitleri var. Ta 1990'lardan tut 2005 yılına kadar. 2010 yılına kadar çok özel tespitleri ve birebir takip etmiş. Paraleli takip etmiş. Bak, o günkü şartlarda takip etmiş. Diyor ki, Sabri Bey diyor, silahlı kuvvetlere, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili tam 6 dönemdir öğrenci alınmıyor. Aslında bu ne demek biliyor musun? 6 dönemdir Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda öğrencinin alınmaması en büyük ihanettir. Alınan öğrenciler de farklı yerlerden toplama aktarma sistemidir. Deniliyor ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde bölge imamları referanslarıyla gelenler ancak işe başlayabilir harp okuluna. Yani Akıncılar üstünden Diyanet İşleri Bakın, Başkanlığı'nda Akıncıların çalışan şey üstü çıkıyor yani imam şöyle çıkıyor, bir şey incelikten söyleyeyim. imam Bakın, diyor çıkıyor. ki yapılanma o kadar güçlü ki bölge imamlarından gelecek olan liste keşife gidiyor. Keşiften sonra o yapıya uygun olup olmadığı temel referansları inceleniyor. Orada bölge imamlarıyla önemli zatların referansı devreye girdikten sonra ancak kabul edilebiliyor. Tam 25 yıldır. Daha önceki hava kuvvetlerindeki olan tasfiyenin sürecini ifade ediyor. Diyor, bir, ulusalcılar, Atatürkçüler, laikler vardı diyor. Bu laiklerin kimine dediler ki kadın muhabbeti var, kimine dediler alkol muhabbeti var, kimine dediler rüşvet muhabbeti var, kimine dediler kredi kartları borçları var. Dört başlıkta bunların hepsini tasfiye ettiler. Sonra kimler kaldı denildi? Cemaatlere, hangi cemaatlere yakın olan. FETÖ'cü terör örgütü hariç bütün cemaatlerinde eşleri kapalıdır diye onları da bertaraf ettiler. Ondan sonra diyor öğrenci alma okullarını İşine bitti. kapattılar ve sadece başka kurumlarda, silahlı kuvvetlerin veya dışarıdaki hizmet satın almasına yönetmenlikte uygun olan üniversite okumuş kişileri dahil ederek bütün kadrolarının yapılanmasını yaptılar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bugün itibariyle diyor ki %90'ı FETÖ terör örgütüne aittir. Hiç kimse diyor kendini kandırmasın. Bakın, silahlı kuvvetlerin %90'ı Hava Hava Kuvvetleri. kuvvetlerinin. %90'ı şu an FETÖ'cülerin elinde. Şimdi bunu düşündüğün zaman ya ne yapmışız diyorsun ya. Hiç mi göremedik diyorsun ya. Bu nasıl bir şeymiş? Ya bu kadar kör kalmışız bugünkü Evet. Hava Kuvvetleri Evet. Komutanı Yani da hala görevinde, o at da izi, tehlike it değil mi? izi dediğimiz yapı, burada her şey birbirine karışmış. Kimi güveneceksiniz? Hava Kuvvetleri Komutanı görevinde hala, bu büyük tehlike değil mi? Önceki gün bir Hava Kuvvetleri açıklaması var. Komutanıyla Yani Tanrı sizi korusun diyen, bu iş bitmiştir şöyle diye bir bir yapıdan açıklaması var. bahsediyorlar. %10, %15'lik komuta kademesi var. Bu komuta kademesi de laik veya kemalistçi yapı deniliyor. Olsun, vatanını satmasın, aşağılık olmasın, hangi düşüncede olursa olsun Evet. kendi vatanına kurşun sıkmasın. Beni ilgilendirmiyor fazla düşüncesi. Yeter ki şerefsiz ve aşağılık olmasın. Evet. Temel referans bu olması lazım. En azından Pensilvanya denilen bir aşağılığın emrinde olmasın. Bu bizler için temel bir referanstır. Yoksa her vatan evladını bizler isteriz ki evet inancına bağlı olsun, ümmet yapısını iyi bilsin, ülke değerleriyle adiyetle yetişsin. Bunları biz hepimiz isteriz ama yıllarca himmet paralarıyla, aşağılık bir yapıyla, insanları duygu sömürüsüyle bugüne kadar getiren bir aşağılık örgütten bahsediyoruz. Fethullah Terör Örgütü. Bugün 150 milyar dolar bütçesi olan bir yapı. Eyvallah. Yani onlar da bir nevi bir yarısı Vatikan'a bağlı olduğu için özellikle söylemek istediğim Tanrı kelimesi, bunca sela, bunca tekbirlere, şehitlere rağmen böyle bir şey kullanabiliyorsa çok güven vermedi. Son birkaç cümle alayım, kapatmamız gerekiyor. Peki, Süremiz ben var. özellikle darbenin arkasındaki bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Darbe biliyorsunuz Ali Asım Bey, 29 Mart'ta benim yazdığım köşe yazım vardı. Darbeyi derin
Darbenin Piyonları diye bir başlığımız vardı. 29 Mart'ta darbenin nasıl olacağını, hangi kuruluşların içerisinde olduğunu, devletin ve örgütlerin nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu ifade etmiştik. Genelkurmay Başkanlığı da kalkıp bununla ilgili bir soruşturma başlatacağına 30 Mart'ta bizim yazımıza istinaden sert bir bildiri yayınladığını, haddini aşmış gazeteciler bizim hakkımızda bir takım karalama kampanyalarına girmişlerdi diye. Dolayısıyla burada izleyicilerimize şunu söylememiz gerekir. Bizler evet gazeteciyiz, televizyoncuyuz, görsel ve yazılı medyada bir takım şeyleri söyleriz. Bunu kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama şu vardır. Bizler bunu söylerken emin olun ki tehlikeleri gördüğümüzden dolayı söylüyoruz. Ha bunun yanında birçok yayın kuruluşu yanlış yapar mı? Yapabilir. Ancak şunu söyleyelim. Kimse kalkıp ya bu aniden gelişti diye söyleyemez. Bunun çok ayaklı yönleri vardır. KCK'nın daha önceki... Bağıra bağıra geliyordu. Tabii geliyordu. KCK'nın son zamanlarda Amerikan gizli servisleriyle, MI6'den görüşmesi, Alman istihbaratıyla görüşmesi, İncirlik'teki özel toplantıları yapması, hatta 12 hafta, 13 haftadır bölgede cirit atması, yine buna benzer bölge imamları ve Kuzey Irak'taki bölge imamının sorumluluğundaki bir takım toplantıların yapılması, hatta silahlı kuvvetler darbe yapacak diye özel kuvvetler komutanına ait, Amerikan özel kuvvetleri komutanına ait bir grubun Erbil'de bekletilmesi. Bunu herkes aslında biliyor. Darbenin ayak sesleri dünden belliydi. Yani bu kadar açık ve aktif bir pozisyonda ve bu kadar ihanetçinin olduğu bir yerde bütün alanı herkes çok iyi okuyabiliyordu. Ancak ne yazık ki hiçbirimiz şunu tahmin edemiyorduk. Kurumlar bu kadar işgal, istila edildiğine, Fethullah terör örgütünün bu kadar soysuzluğuyla kendi vatandaşlarını katledeceğine, tankları kendi halkı üzerine süreceğini hiç kimse tahmin edemiyordu. Evet, maalesef yaşayıp görmüş maalesef olduk. Böyle bir süreci yaşadık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ve sağ sevgili olun. İzleyiciler, burada Sabri Balaman'la sohbetimizi kesiyoruz. Birazdan Nurettin Veren burada olacak. Onunla da şok edici şeyler konuşacağız.